Burada işlemin sonucu sormuş. Burada bir permütasyon işlemi var. Şimdi burada permütasyon 4'ün ikilisi demek. Normalde ben bunu 4 faktörel bölü 4 eksi 2 4 faktörel bölü 2 faktörel ya da pratik olarak nasıl yapıyorduk? 4'ü 2 defa geriye doğru açıyorduk. 4'ün ikili permütasyonu demek 4 çarpı 3 demek. Artı 5'in ikili permütasyonu 5 faktörel bölü 3 faktörel diye yazabilirim. Ya da 5'i 2 defa geriye doğru açtım. 5 çarpı 4 diye yazabilirim. Eksi bütün ikili permütasyonu 3 2 defa geriye doğru açtım. 3 çarpı 2 diye yazabilirim. Yani 12 artı 5 kere 4 20 eksi 6. Buradaki işlemi yaptığım zaman cevabım 26 olur. Doğru cevap D seçeneği. Geçtim ikinci soruya. A kümesinin üçlü permütasyonlarının sayısı. Şimdi bir kümenin üçlü permütasyonları, üçlü dizilişlerini soruyor. Küme kaç elemanlı burada? 6 elemanlı. Aslında bana 6'nın permütasyonunu soruyor direkt. O zaman bu da neye eşittir? 6 çarpı 5 çarpı 4'e eşittir. 6'yı 3 defa geriye doğru açtım. Bu da 6 kere 5 30 çarpı 4 20 eşittir. Cevabım A oldu. A kümesinin 3'lü permütasyonun kaçında 1 bulunur? Şimdi burada, burada iki türlü çözebiliriz. Tüm durum eksi tüm durum eksi 1 bulunmayan en kolay yoldur. Şimdi yani tüm permütasyonlardan üçlü permütasyonlardan eşittir diyeyim şuradan. Şimdi burada 5 elemanlı bir küme. Tüm durum 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı permütasyonları. Bana zaten bunu soruyor. Bu tüm durum. Eksi diyeceğim. 1 bulunmayan. E 1 bir bulunmayacaksa 1'i attım. Çünkü ben 1 bulunur, bulunur arıyorum ya. Tüm durumdan 1 bulunmayanları çıkarırsam geride, geriye 1 e, bulunanlar kalacak. O zaman şunu şöyle yapacağım. 5'in e, üstlüsü eksi. Bir bulunmayan. Şimdi biri attım. Geriye kaç eleman kaldı? 4. O zaman 4'ün 3'lüsü diyeceğim. Doğru mu? Şuraya da 4'ün 3'lüsü diyeceğim. O zaman ne yapacağım burada? 4'ün 3'lü Burası 5 çarpı 4 çarpı 3. 5'in 3'lü permütasyonu eksi 4'ün 3'lüsü 4 çarpı 3 çarpı 2. Geriye doğru açtım bunu. Yani şurası 60 eksi. Şurası 4 kere 3. 12 24. 60 eksi 24'ten Cevabım 36 olur. Geçtim diğer soruya. Bu eşitliği sağlayan ne değeri? eşitliğe baktığım zaman 4 çarpı 3'ün ikili permütasyonu. 3'ün ikili permütasyonu neydi? 3 çarpı 2. 3 2 defa geriye doğru açtım. N'in n'li permütasyonu bu neydi? N çarpı n eksi 1 çarpı n defa 1'e kadar gidecek. Yani biz bunu özellik olarak vermiştik. N'in n'li permütasyonu demek. N faktöriyel demek diye düşünebilirim. Yani buradan soruyu bitirdim aslında. n faktörel eşittir. 4 çarpı 3 çarpı 2 24. Ya da bunu ben 4 faktörel diye de yazabilirim. Yani burada n'in 4 olduğunu rahatlıkla görebilirim. 24 4 faktörel eşittir. n faktörel 4 faktörel ise n eşittir 4'tür. Cevabım 4 oldu. Geçtim 5. soruya. Verilen eşitliği sağlayan n değeri. Şimdi n'in ikili permütasyonu demek. N çarpı n eksi 1 demek. N'i 2 defa geriye doğru açtım. Artı bütün ikili permütasyonu 3 çarpı 2. Direkt 6 da yazabilirim artık. 8 çarpı 4'ün ikili permütasyonu 4x3. 4 çarpı 3. 4'ü 2 defa geriye doğru açtım. Şimdi şöyle yapalım. N çarpı N eksi 1. Sol tarafta kalsın. Şurası ne yapıyor? 8 kere 4. 32 çarpı 3. 96. E burası da 6 yapıyor. Buradaki 6'yı çıkardığım zaman burası 90 olur. E buradan uzun uzun işlem yapmama gerek yok. N çarpı N eksi 1. Aradaki fark 1. Yani ardışık bunlar. E 99 çarpı 10 olduğu için Burada n'e 10 dediğim zaman n-1 9 olacak zaten. Yani n'in 10 olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Cevabım C olur. Bu kazanım da bitti. Kazanım 7'de görüşmek üzere.